Sevgili seyirciler, bugün lüzumsuz olmak isteyen bir konuğum var. İshak Alaton. Bakalım bize lüzumsuzluk üzerine neler anlatacak. İshak Bey, nasılsınız? Çok iyi. Sizi görünce daha iyi oluyoruz. Sizi ne kadar geriye götüreyim? Başlangıca doğru gidebiliriz. O zaman 1927'ye gidelim mi? 1927 benim doğum günüm. Doğum yılım. Anneniz, babanız? Ankaralı her ikisi de. Ankara'nın eskilerinden 1800'lü yılların başından beri Ankara'da olduğumuzu buldum. İstanbul'a neden gelmişler? 1923'te Cumhuriyet ilan edilince babam 21 yaşındaydı. Yeni evlenmişti. Çok erken evleniliyordu o zamanlar. Ve dedi ki İstanbul'a yerleşelim. İki defa Çubuk Barajı'nda, Ankara'daki Çubuk Barajı'nda daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce babam Atatürk'ü görmüş, yanında oturmuş, onu dinlemiş ve onun hayranı olmuş. Babanız aslında öğretmenlik de yapıyor değil mi? 1932'den 1936'ya kadar Şişli Halk Evi'nde her akşam meccanen, yani bedel almadan Fransızca öğretmenliği yaptı. 4 sene boyunca, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi parti üyesiydi. Yani siyasete ısınıyordu. Siyasete kendini hazırlıyordu. Kendini siyasete hazırlıyordu. 38'de Atatürk öldü. Babamın da siyaset merakı noktalandı. Çünkü anladı ki Atatürk'ten sonra gelen takım çok olumlu bakmıyor bu teşebbüslere. Adamın adı farklı. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeş değil mi? 4 kardeşiz. Bir ablam var, bir kız kardeşim var, bir de erkek kardeşim var. Ablam İsrail'de, erkek kardeşim İsveç'te, kız kardeşim burada İstanbul'da. İyi okullarda okuyorsunuz. Şişli Terakki'de okuyorum. Sonra, o zaman iyi bir okul. Tabii. Sonra? Saint Michel'e geçiyorum. 1942 varlık vergisi geliyor. Hayat alt üst oluyor. Babam bir anda fakirleşiyor, iflas ediyor. Mallarına el konuyor. Evdeki bütün eşyalar satılıyor, haraç mezat. Bir tek döşekle bırakılıyoruz, bir iki de havlu. Annenizin bir de kemanı var, komşuya evet. Emanet etmişsiniz. Evet, annemin kemanı, komşuda bir Nefise Hanım vardı. Nefise Hanım, çok muhterem bir kadındı. Ona teslim ediyor kemanını annem ve diyor ki zamanı gelince tekrar alırım diyor. Ve o keman kurtuluyor satıştan. Hani Allah böyle komşuları bol etsin. Anneniz iyi çalıyor muydu? İyi çalıyor diyemezdim ama meraklıydı. Önemli olan da o, biliyor musun? Çok iyi çalmak önemli değil. Meraklı olup o merakı devam ettirmek önemli ki annem devam etti. Şeye gelelim. Aşkale sürgünü. Ben her gün Sirkeci'deki kampa ben yemek götürdüm. Sefer tasılarıyla, tramvayla evden yemek yapılıyordu ve babama yemek götürüyordum. Ve çadırda da onun orada yaşadığını gördüm. Bir askeri çadırda. Konuşabiliyor muydunuz babanızla? 5-10 dakika müsaade ediyorlardı. Ben o zaman 15 yaşındaydım ve artık evin büyük erkeği olarak sorumluluk hissetmeye başladım. Evdeki eşyalar satıldı. Ev çıplak, küçük bir apartmancık Osman Bey'de ve onun sorumluluğu, ağırlığı birdenbire çöküyor. O çok acı bir olay. Yani erken büyüyorsun. Akıbeti bilinmeyen bir yolculuğa çıkıyor babanız. O anda ne düşünüyordun? Tam anlamıyorsun. Yani bir felaket geldi ama felaket nerede duracak? Durmadı, devam ediyor. Bir de babanı aldılar. Onu da Sirkeci'ye koydular. Orada bir iyice bir bastırıyorlar.
daha parası var mı yok mu diye araştırıyorlar. E parası yok. E o zaman artık Aşkale'ye gidebilir. Koyuyorlar trene. 3 gün sürüyor. 3 gün 3 gece trenle gidip Aşkale'de teslim ediyorlar. Karakış. Siz o bir yıl ne yaptınız? Hiç hatırlamıyorum. Herhalde çok zor bir yıldı. Çünkü okula bile güç bela gittiğimi hatırlıyorum. Okul zor bir yıldı. Her gün gitmiyordum gibi geliyor bana. Öyle hatırlıyorum. Ve sonra bir akşamüstü, aradan bir seneye yakın geçiyor. Ve bir akşamüstü evde de elektrikler yakılmıyor masraf olmasın diye. Ve böyle dilenci gibi böyle bir garip bir ihtiyar bir adam. Ve yahu kim bu adam diye bakıyorum yüzüne. Bunu hatırlıyorum bugün gibi. Ve konuşmaya başlıyor. Konuşmaya başlayınca anlıyorum ki bu benim babam. Ama tanıyamadım çünkü saçları bembeyaz. Bir yılda Aşkale'de saçları simsiyah iken bembeyaza dönüştü ve ihtiyarladı. 40 yaşındaydı gittiği zaman, 41 yaşındaydı döndüğü zaman ve ihtiyarlamıştı. Hayata yeniden başladık ama biz yeniden başladık. Babam bir daha kendine gelemedi. Çok enteresandır. Ben onu çok hırpaladım. Yani hala benim içimde bir günahtır. Babamı ben hem yanlış anladım hem de hırpaladım. 41 yaşında bir adam tekrar belini doğrultur. Yeni başlar, sıfırdan başlar çalışmaya. Çalışıyor da ruh yok. İzah edemedim kendime. Ta ki yıllar geçti. Ölmesine bir sene vardı. Sen beni yanlış anladın dedi. Ben iflas ettiğime, sizlere kötü bir hayat verdiğime alıştım. Buna razıyım. Bu başıma gelen bir felaket. Fakat senin beni anlamaman beni çok üzdü dedi. Şimdi belki anlarsın dedi. Şöyle düşün dedi. Ben devletime ihanet etsem ne olur dedi. Peki dedi ya tersi olursa yani devlet bana ihanet ederse, ben bir vatandaşım ama devlet bana ihanet edebilir, etti de nitekim. Ne düşünürsün dedi. O gün uyandım ben, haklıydı adam. Bu bir ihanetti. Şimdi kurulu düzeni bozalım ve soru sorma görevini İshak Bey'in çocuklarına verelim. Vedat Bey ve Leyla Hanım. Sevgili babacığım, sizce mutluluğun tarifi nedir? Mutluluk ne ifade eder size? Mutluluk anlardır. Devamlı bir mutluluk yok hayatta, mümkün değil. Ama mutlu anlar var ve o anları yakalayabilmek bütün mesele. Eğer onları yakalayabiliyorsan, o zaman sen geriye baktığın zaman benim birçok mutlu anım oldu diyebiliyorsan ne mutlu sana. Mutluluk işte bu. Size göre başarı ne ifade ediyor? Başarı çok izafi, çok sübjektif. Yani insana göre değişiyor ama benim için başarı etrafındaki insanların seninle beraber mutlu olmaları. Saygınlık sizin için ne ifade eder? Çok para kazanmak iyi bir şey. Çok para kazanmak o da iyi bir şey ama onun da bir limiti var, bir sınırı var. Çok para kazanmakla çok para kazanmak arasında fazla bir fark olmadığının farkına vardım. Ve paranın ötesinde bir şey aradım. Yani paradan başka ne var hayatta dedim. Onu sormaya başladım kendime ve buldum. Çok genç yaşta buldum. Paranın ötesinde para ile direkt ilgisi olmayan bir olay saygınlık. Toplum bu saygın bir insan, dürüst bir insan, sözünü tutan bir insan diyebiliyorsa, öyle düşünüyorsa ve sen de bunu hissediyor isen işte o zaman sen saygın bir insansın ve saygınlık zengin olmaktan çok daha önemli bence. Saygın olan insan kendiliğinden zengin insandır. Ama ben çok zengin insan tanıyorum ki saygın değiller muhtelif sebeplerden. Onun için benim için muteber değiller o insanlar. Rahmetli ortağınız Üzeyir Garih Bey'le 47 senelik ortaklığınızın
başarısı nerede gizlidir? Daha yola beraber çıkarken önemli bir keşfimiz oldu her ikimizin de. Bu kadar farklı iki karakter nasıl bir arada yaşayacaklar diye soruyu tartıştık. Çok farklı olduğumuz ortaya çıktı. İkimizin de zayıf noktaları var muhakkak. Ama böylece birbirimizi daha iyi tanıyarak birbirimizi tamamlamayı öğrendik. Ve bunun neticesinde kısa bir zaman içinde muhteşem bir birliktelik ortaya koyduk. Birbirimizi anlayan, birbirine destek olan, birbirinin hatalarını açık sözlülükle tartışabilen ve o tartışmadan da yara almadan çıkan, öğrenen ve öğrendikçe akil olma yolunda yürüyen insan, iki insan. Ben Üzeyir Garih ile ortağımla bu yolda çok mesafe aldığımı düşünüyorum. Hayattaki en büyük şansınız neydi? Sizlere sahip olmak. Yani oğlum Vedat ve kızım Leyla. Tabii normali bu. Ama onun dışında iyi insanlarla beraber oldum. Yani başta tabii ortağım Üzeyir Garih. Fakat bakıyorum da geriye. Ben iyi insanlarla beraber oldum. Hatırlar mısın? Galiba 17 yaşındaydım. Dedin ki gel seninle bir anlaşma yapalım. Ve bu benim erken evlenmememe bağlı bir anlaşmaydı. Nedense erken evleneceğimden mi korktun veya etrafta erken evlenmelere mi endişelendin benim için? Böyle bir anlaşma yapmanın nedeni neydi ve nasıl bir anlaşmaydı, hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. Ve sen böyle 16-17 yaşlarına gelirken dedim ki bu kızın önce dünyayı tanıması lazım. Ve dünyayı tanırken de dünyayı tanımanın keyfini de yaşaması lazım. Ve bu keyfi yaşayabilmek için de evlenme öncesi bunu yapması lazım. Çünkü evlendikten sonra kocasının şeyi altında kalacak, baskısı altında kalacak ve kim bilir birçok işi yapamayacak. Onun için dedim, ne yapmak lazım? Bu kızı erken evlenmeden alıkoymak lazım. Yasaklamak lazım bir yerde. Çünkü daha çok genç, beni belki anlayamayacak dedim. Bak şimdi 17 yaşındasın. Bu yaştan itibaren her evlenmediğin yıl için sana bir miktar hediye para vereceğim. Ve her sene o parayı iki misli yapacağım. Yani her sene iki misli olacak o para. Demek önce küçük bir para, sonra iki misli, sonra dört misli, sekiz misli, on altı misli. Tabii o arada senin bu paraya da ihtiyacın olacak. Bunu da düşünüyorum. Ama dedim, dikkat et, 25 yaşına geldiğinde o parayı keseceğim dedim. Demek ki aklımda şu vardı, bu kız 25 yaşına kadar evlenmesin. 25 yaşına kadar evlenmesin dedim. Ama 25 yaşından sonra da o parayı keseceğim ve onu özgür bırakacağım. İster evlenir, ister evlenmez. Ve sana o özgürlüğü tanımanın senin karakterine uygun olacağını düşündüm. Onun için yaptım. Benim karakterime o kadar uydu ki zaten ben 37'ye kadar evlenmedim. Tekrar hani baştan yapsaydın neyi farklı yapardın? Bir defa neyi? Eğitim için katiyetle çok muhteşem bir eğitim gördünüz her ikiniz de, Vedat da sen de. Size gerektiği kadar zaman vermemiş olma belki bir pişmanlıktır. Yani siz küçükken, çocukken, ilkokuldayken, ortaokuldayken size daha fazla vakit ayırabilir miydim diye kendi kendime sorduğum çok zamanlar oldu. Ama dönüp bakınca yeni işe atılmış bir adam hızlı bir şekilde büyümek istiyor, işinde başarılı olmak istiyor. Ya işine kendini verecek ya çocuklarıyla ilgilenecek. Ve bir şey daha hatırlıyorum. Sizler ilkokula giderken, ortaokula giderken ben her sabah her ikinizi de arabama alırdım. Ben arabayı kullanırdım ve sizleri okullarınıza, Şişli Terakki ve Beyoğlu'ndaki Fransız okuluna sizleri ben bırakırdım. Her sabah ve arabada, yolda biz konuşurduk ve sen bundan o kadar tesir altında kaldın ki kendi çocuklarına da aynı şeyi yapıyorsun. Benim neyim sana benziyor bu kadar?
Birçok bakımdan sen bana benziyorsun Leyla. Birçok bakımdan aculluğun, daha karşındaki lafı bitirmeden lafını kesme. Bunlar da var. Ben biraz daha belki daha ilerledim ama sen daha epey ilerlemen lazım. Daha ben akil. İyi benzeyen bir tarafım yok mu sana yani? Kendini övmeye ne de beni mi övmeye korkuyorsun yoksa? Öyle de diyebilirsin. İyi şeyleri de söyle. Benim izimde bana çok benzeyen, benim karakterime sahip bir genç kadın olarak bana çok büyük bir mutluluk veriyorsun. Peki Amerika'dan apar topar döndüm master'ım bittiğinde ve o aralar çok güzel kemer satıyordum, çok iyiydi. Sen de bununla çok gurur duyuyordun, başarılı olacağımı düşünüyordun. Niye orada kalıp da denememi istemedin? Yani ben iyi hatırla, ben hiçbir zaman sana dön demedim. Hiçbir zaman sana ben dön demedim. Bak burada. Ama bir şeyi başlattın, devam et. Acaba nasıl olur? Ben bir şey başlattığını bilerek dedim ki bravo Leyla, sen müthiş bir genç iş kadınısın. Çok iyi satıyorsun bu kemerleri ve devam edersen ben de gurur duyarım dedim. Ama o işi orada bırak, Amerika'daki işi buraya dön demedim. Hiçbir zaman demedim. Özellikle bundan kaçındım. Çünkü biliyordum ki bir gün bana bunu hatırlatacaktın. Onun için söylemedim. Sen kendin karar aldın. Dedin ki ben İstanbul'da daha mutluyum. Tamam, İstanbul'a geldin ve İstanbul'da yaşamaya başladın. Yani bunu da görelim artık. Başka? O kadar. Memnun musun benden? Ben senden memnunum. Overall, yani büyük resim genelde, olarak. Genelde senden memnunum ama daha törpülenecek birkaç nokta olabilir. Ne gördünüz? Çocukluk resimlerim. Daha küçük kız kardeş doğmamış. Aile burada tam. Hayim Vitali Aloton babam. Lea Aloton annem. Ablam Refika. Ben İshak. Kardeşim Bon ve kız kardeşim Reyhan. Küçük kız kardeşim Reyhan. İşte bu resim zannediyorum ki Ankara'da çekilmiş. Babam 24 yaşında burada. Annem 23 yaşında. Bu kucaktaki bebek de ablam. Babanızı özlüyor musunuz? Babamı özleminin ötesinde bir şeyim var, bir yara var. Yani ben haksızlık ettim ona. Ruhuna konuşuyorum. Ben sana karşı yanlış davrandım diyorum. Sizi askere götürelim. 1948'de o zaman 20 yaşındayım yahut 20 buçuk ve hemen askerlik görevimi yapayım dedim. Kanun yeni değişmişti. Yedek subay olma hakkı tanınmıştı gayrimüslimlere. Bu işte yedek subay iken Polatlı Topçu Okulunun uçucu subaylarıyla beraberiz. Bu fotoğrafın hikayesini anlatalım mı? Terhis oldum. 21 yaşındayım. İş aradım, işte buldum. Bir İsveç kamyonlarını ithal eden bir Mehmet Kabala şirketinde daktilo olarak iş buldum. Basit bir iş. Ve bu arada İsveçlilerle tanıştım, İsveç konsolosu ile tanıştım. Ve ondan rica ettim. Dost olduk bir şekilde. Bana öyle bir iş bul ki dedim İsveç'te. Orada bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü ben üniversiteye gidemedim. Üniversiteye gidemeyen adamın başka melekeleri, başka öğrenme yolları olması lazım diye düşündüm. Konsolos bana diyor ki burada, ancak bir büyük bir fabrikada sana kaynakçı olarak iş buldum dedi. Öyle gittim. 5000 kişinin çalıştığı bir fabrikada
kaynak işçisi olarak işe başladım. Ama orada kalmadı. Orada kalmadım çünkü oradakiler de baktılar ki ya bu adam tam kaynak işi çok basit geliyor sanki bu adama dediler. Terfi ettim. Yani 8 ay kaynakçılık, 1 sene teknik ressam, 1 sene de satış departmanında görev aldım. Bir gün babam geldi ve dedi ki ben imkanlarım olmadı. Aile bugün sıkıntıda. Sen de ailenin büyük oğlusun. Senin görevindir dedi. Gelmen lazım ve işe başlaman lazım. Türkiye'de sen çalışacaksın ve bizlere sen destek olacaksın dedi. Ve ben de haklı olduğunu düşündüm. O zaman işte 26 yaşındaydım. İsveç'i bıraktım ve Türkiye'ye döndüm. 1954 yılının Ocak ayı. Ama İstanbul'a geldiğiniz zaman iş bulamıyorsunuz. İş bulamıyorum, doğru. Ve iş bulamayınca bir ara panikledim. Ve sonra bir karar aldım bir gece. Dedim ki kimse beni çalıştırmak istemiyorsa ben kendimi çalıştırayım. O zaman yepyeni bir fikir doğdu. Bir şirket kursam, kendime bir firma kursam. Evet ama diplomam yok. O zaman bir diplomalı adam aramaya başladım. Ve diplomalı adam ararken işte karşıma Üzeyir Garih çıktı. Adam çok muteber bir şirketin teknik müdürüydü. Çabuk mu anlaştınız? Hayır. 2 ay sürdü benim onu ikna etmem. Bir odada 2 masa, 3 iskemle. 3. iskemle gelecek olan müşterinin oturabileceği iskemle. Hepsi bu kadar. Karaköy'deki bir handa avluya bakan bir küçük bir odaydı. Öyle başladı. Öyle başladı. Bu hanımefendi tanıdınız mı? Hanım benim eşim. 1958'de evlendik. Stockholm'da evlendik. İsveçli. Margarete von Proschek. Evet. Evlilik fotoğrafı. Evet, evlilik fotoğrafı. Bu da güneyde seyahati. Güneyde balık adamlığı yaparken ben çok dalmaya meraklıydım. Selam veren adam da galiba Rahmi Koç olabilir. Eşiniz. Eşim ve kızım Leyla. İsimleri neye göre koydunuz? Annemin ismi Leyla, Lea, Lea, Leyla bugünkü haliyle Lea yerine Leyla dedim. Annemin ismi. Oğlunuzun? Oğlumun adı, o da babamdan gelme. Babamın adı Vitali, hayat demek. Vedat da hayat demek. Leyla'nın 2 oğlu var, Eros ve Atlas. Dede olmak nasıl bir şey? Güzel bir şey de ben standart bir dede değilim. Standart dedeler torunları için öyle bir vakit ayırıyorlar ki ben bunu yapamıyorum. Ve kızım da beni böyle kabullendi. Garip bir şey aslında. Ben biliyorum garip bir adam olduğumun idrakindeyim. Yani standart bir dede olamadım. Zonguldak'ta. Zonguldak'taki madene indim ben. 520 metre indim madende. 520 metre yer altına indim. Bu da Moskova'da o komünizme çöktükten hemen bir sene sonra bir albayın, komünist albayın şapkasıyla. Burada Turgut Özal'a enteresan bir şey anlatıyorum. Burada soruyorum Turgut Özal'a çünkü o hafta Haydar Kutlu, asıl adı Nabi Yağcı. Artık bir özgürlük rüzgarı esiyor Türkiye'de. Komünizm de çökmüş ve bu adam Haydar Kutlu kendi kararıyla Türkiye'ye dönüyor. Ve döner dönmez sivil polis bunu yakalıyor ensesinden, hapse atıyorlar. Ve benim bir şekilde haberim oluyor bundan. Turgut Özal'a diyorum ki, sizin haberiniz var mı diyorum. Bu Hillary Clinton. Hillary Clinton ile beraberiz. Evet. Doyurucu bir birlikteliğimiz vardı. Ben çok şey aldım, feyiz aldım bu adamdan. Bu adam çok bilgi küpüydü. Kıskandınız mı hiç?
Ha, yok hiçbir zaman. Çünkü garip bir olay kendim gibiydi. Yani beni tamamlayan adam, o zaman kıskançlık diye bir şey kalmıyor. Çünkü benimle beraber yaşayan bir adam. Hiç sorun çıkmadı mı aranızda? Hep tartıştık. Hayat boyu. Hatta öyle bir prensibimiz oldu ki, dedik ki birisi bir olayla karşılaştığı zaman bir karar alırsa öbürü muhakkak tersini savunsun dedik. Hiç kopma noktasına gelmedi mi olaylar? Hatırladığım kadarıyla hayır. Şimdi Türkiye'de aile şirketleri iyi başlıyor. Paylaşılacak şey arttıkça kopmalar da başlıyor. Önceden bunun olabileceğini bilerek önemli bir karar aldık. Daha çocuklar küçükken, çok küçükken dedik ki ikinci kuşak profesyonellerle rekabet etmeyecek dedik. Madde bir. Ama öğrenecekler, yani işin detaylarını öğrenecekler ama profesyonellerle aynı platoda olmayacaklar. O çok önemli bir karar oldu. Ve bu kararın meyvelerini bugün hem alıyoruz hem de çok daha iyi anladık. Çok doğru hareket etmişiz. Şirketin dağılmasının önlenme yolu budur. Şirketin devamlılığını istiyorsan çocuklarını profesyonellerle yarıştırmayacaksın. Hayatınızda anneniz mi daha baskın bir karakterdi, babanız mı? Muhakkak ki annemdi. Çünkü evin direğiydi. Çok sanatsever bir insandı. Babam çok erken yaşta söndüğü için bize kendini tam anlatamadı. Babamı kıran bu erken yaşta gelen o felaket oldu. Şimdi Ortaköy'de çok güzel bir mekandayız. Ve dışarıdan ihtişamlı gözüken bir hayat var. Babanız varlık vergisiyle hayattan kopuyor. Sönen bir adam haline geliyor. Saçları simsiyah olan adam bembeyaz bir saçla geri dönüyor. Ve ihtiyarlıyor. İhtiyarlıyor. Yaşlanmıyor, ihtiyarlıyor. Sizin bir de kardeşiniz var. Erkek kardeşiniz. 6-7 Eylül olaylarında o da ne oluyorsa bu ülkede kendisine yer bulamıyor. Bu iki olay üzerinde ama bir İshak Alaton yükseliyor. Kardeşim öğretmenlik yapacak. Hayatını üniversitede profesörlük olarak hayal ediyor. 6-7 Eylül'deki o felaketi, o Beyoğlu'nun talan edilmesi, yıkılması, bütün o dükkanların böyle şey edilmesini yaşıyor, birebir yaşıyor. Şok. Hayatında görmediği bir şey. Ve diyor ki ben bu ülkede yaşayamam diyor. İsveç'te kendine bir iş buluyor. Ve gidiyor. Gidiyor ve bir daha da gelmiyor. Bir daha da gelmiyor. Yani bir daha Türkiye'yi görmek istemedi. Bu iki travmanın üzerinde Alaton nerede duruyor? Ben anlatayım. Bunu kendime çok sormuşumdur. Bizler iyi insanlarız. Ön peşinde bunu ispat etme çabasında oldum. Tersine intikam. Olabilir mi bu? Olur. Tersine intikam. Yani iyilikle intikam. Bize kötü davrananlara ben iyi davranarak, üretken olarak, iş imkanları yaratarak, iyi insan olduğumu ispat ederek demek istedim ki sizler hata ettiniz ama biz bunu da üstesinden geliriz. Ne zaman sizin iyi olduğunuzu size söylediler? Kendi kendine oldu bu. Hiç kimse bir şey söylemedi bu hususta. Ben kendimi şartlandırmak istedim. Ben açık söyleyeyim. Bugün içinde bulunduğum bu toplum benim kim olduğumu, ne olduğumu çok iyi biliyor. Hem iyi biliyor, hem takdir ediyor, hem de bana gereken saygıyı gösteriyor. Ben çok açık söyleyebilirim. Ben bugün çok çok saygın bir insanım. Rahmetli Nejat Eczacıbaşı ile birlikte TESEV'i kurduk. Türkiye Ekonomik Sosyal Etütler Vakfı. Bu vakıf 40 seneden beri çok önemli işler yapıyor. Bundan 4 sene önce ikinci bir vakıf kurduk. Açık Toplum Vakfı. Soros'tan dolayı çok tartışılıyor. George Soros'tan dolayı çok tartışılıyor ve tartışmanın da garip yönlere çekildiğini de görüyorum. Spekülatör diyorlar.
Spekülatör dediğin nedir? Spekülatör ileriyi tahmin etmeye çalışmaktır. Açık Toplum Vakfı da bugün Türkiye'de çok önemli görevler yapıyor. Yani Türkiye'nin sisteminin şeffaf olması, açık olması, saygın olması, dünyada saygın bir yere sahip olması, bütün bunlar Açık Toplum Vakfı'nın görevi ve hedefleri evet. içindedir. Can Peker sizin için vazgeçilmez isimlerden birisi mi? Muhakkak öyle. Benim görevimi onun yapmakta oluşu bana muhteşem bir rahatlık veriyor. Siyasetten teklif aldınız mı? Çok defa aldım ve hiçbir zaman düşünmedim. Azınlık olmanın ötesinde Musevi olmanın Türkiye'de zorluğu, kolaylığı çok fazla nedir? Yok. Çok fazla bir zorluğu yok. Hele bugün bence hiç zorluğu olmadığı gibi bazı hallerde biraz daha avantajları var diye düşünüyorum. Çünkü ne gibi? Dünyaya daha kolay açılıyorsun. Sonra sana daha çok önem veriyorlar. Başbakan Erdoğan'la ilgili geçmişte bir şey söylemişsiniz. Benim tesirimde kaldı gibi ya da ben eğittim gibi medyaya öyle şeyler yansımış. Öyle medyada öyle şeyler yer aldı ama benden çıkmadı. Ben hiçbir zaman bunu söylemedim. Ben hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan başbakan veya belediye başkanı iken benim tesirim altında kaldı diye bir şey katiyetle zaten doğru değil. Niye benim tesirim altında kalsa? Dindar mısınız? Hayır, hiç dindar değilim. Çok geniş bakıyorum dinsel olaylara. Ama bir önemli bir noktanın altını çizeyim. Bir yaratan bir kudretin, yani Tanrı deriz, Allah deriz, başka isimler de verebiliriz ama o kuvvetin mevcut olduğunu her an hissederim. İndarlığı eğer şöyle tarif edersek, mesela muntazam aralıklarla ibadet yerine gitmek ve ibadet yerinde Tanrı'yı aramak ise... Ben o da yokum. Çünkü siz nerede arıyorsunuz? Ben aramıyorum. Ben onun içindeyim. Çünkü her yerde olduğunu hissediyorsun. İbadethaneye gidişi ben ya düğünlerde ya cenazelerde. Çok mu çalıştınız? Evet, çok aşırı çalıştım. Hatta bazen akşamları hissederdim ki şakaklarım zonkluyor. Gençliğimizde cumartesileri de çalışma günüydü. Kaç yaşına kadar böyle geldi? Ben 40'ımı geçmiştim. Çocuklar da yaşları 10-11'i geçmişti. O zamanlarda artık çocuklar gittikçe özgür oluyorlar. Yani anne baba ikinci derece önemli oluyor. Etraf, arkadaşlar daha önemli olmaya başlıyor. Orada treni kaçırdınız mı? Orada treni kaçırdığımı her zaman hissettim. Çocuklara da bunu söyledim. Hırs ya da işkolik hangisi? Var. Hırs diyemem. Yani hırs evet, başarı hırsı ile para kazanma hırsı sanki farklı şeyler. Yani bazen işkolikliği öyle bir noktaya doğru giderdi ki yanımızda çalışan insanlar sorarlardı. Peki İshak Bey niçin bu kadar enerji veriyoruz? Karşılığında alacağımız para çok az. Sizde zenginliğin ve fakirliğin karşılığı nedir? İzafi olduğu gibi aynı zamanda özellikle zenginliğin çok önemli olmadığı neticesine varıyorum. Yani az zengin olmakla çok çok zengin olmak arasında bence hiçbir fark yok. Çünkü o paranın neye yaradığı çok meşkuk. Ne olduğu pek belli değil. Hele bazı şirketlerde çok para olmanın çok fazla bir rolü olduğuna ben inanmıyorum. Fakirliğin çok hırpalayıcı bir olay olduğunu idrakindeyim. Hayat felsefenizi özetleyen kelime nedir? Saygınlık. İsveç'te çok çok kıymetli bir doktor vardı. Ve bir gün bana çok enteresan bir şey söyledi. Hiç unutmuyorum. Dedi ki bak
senin zamanla çok başarılı bir adam olacağını hissediyorum dedi. Çok da zengin olacaksın, çok para sahibi olacaksın. Ama dedi, eğer o sahip olacağın para seni sessizliğe mahkum edecek ise, esir alacaksın. O parayı, bravo, o para seni esir alacak ise, o para haram paradır dedi. O paraya sahip olmamaya bak dedi. Yani demek istedi ki, saygın insan düşüncelerini açıkça söyleyen insandır. Ondan bir şey daha öğrenmiştim ki 2000 yıl önce biri söylemişti. Demişti ki eğer bir insan içinde bulunduğu toplumun çıkarı doğrultusunda bir fikir geliştiriyor ise ve o fikri açıkça söylemiyorsa, anlatmıyorsa toplumuna, o zaman o insan ya bencildir, ya tembeldir, ya da korkaktır. Siz çok mu cesursunuz? Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ben bildiğim gibi hareket ediyorum da bana diyorlar ki sen gereksiz şekilde cesur davranıyorsun. Siz ne gereksiz. Zaman iş hayatında ne zaman kendinize yeni bir yol bulmak için bir slogan geliştirdiniz? Bir noktaya geldiğin zaman ki sorumluluklarını senden sonra gelen gençlere devredebiliyorsun. Ve ben buna hep inandım, güvendim. Beraber çalıştığım genç insanlara da her zaman dedim ki bakın siz benden iyisiniz. Ben diyorlar ki iyiymişim. Diyorlar ki iyiymişim. Ama siz benden daha iyisiniz diyorum. Siz benden daha iyi yapıyorsunuz bu işi. Onun için siz yapın diyorum. Sorumluluğumu onlara yüklüyorum. Ve ben rahatlıyorum. Ben bilerek lüzumsuz olmak istedim. Dünya o kadar heyecan verici bir macera ki durun. Ben bir ömür daha olsa önümde onu dolduracak şeyim var. Zaten şimdiden 2050 yılını ben planlıyorum. 2050 yılını, 2010 yılındayız. 2050 yılını ben planlıyorum. Ama görme ihtimalim muhakkak ki çok 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 düşük. Bunun idrakindeyim ama yine de planlıyorum. Kral gibi mi yaşıyorsunuz? Yok, kral gibi yaşamıyorum. İnsan gibi yaşıyorum. Arada önemli bir fark var. Ama bu odada daha önce bir kral yaşamış. Evet. Burada bu odada bir kral yaşadı. Doğru, haklısınız. Bu odada, Ürdün kralı Hüseyin'in babası Tellal yaşadı. Bir hastalığı vardı, şizofrendi. Bu odaya yerleşti ve 20 sene burada yaşadı bu adam. Ve ben onu tanıdım. Burada tanıdım. Çok iyi bir dostluk geliştirdik zamanla. Kral Bu bina size ne zaman intikal etti? 92 yılında buraya kiracı olarak geldik ve hala kiracıyız. Biz buranın sahibi değiliz. Arabalara meraklı mısınız? Çok meraklı değilim ama eski arabamı hep sevmişimdir. Bu araba mesela en eskilerden biri. 42 yıldan beri hep ben kullandım. İlk maaşınızı hatırlıyor musunuz? 18 yaşındaydım. Yeni işe girmiştim. Liseyi yeni bitirmiştim. 80 lira ayda para alıyordum. Böyle bir bağımlılık hissettiğiniz ne var? Kitaplar ve klasik müzik. Ve onların birleşiminin bende yarattığı keyif var. Mesela rahat bir klasik müzik eşliğinde güzel bir kitap cennetin kapılarını açıyor benim için. Bilgisayarlarınız nasıl? Faydalı bir alet. Onun için öğreniyorum zamanla. Ama hiç böyle bir şey merakım yok. Daha çok öğreneyim diye bir merakım yok. Biraz uzak mı geliyor size? Hem uzak hem de anlaşılması zor geliyor. Açık söylüyorum. Cep telefonu? Benimki 10 seneyi geçti. 10 senelik. Yanımda değil, çantada. Her zaman kapalı. Her zaman kapalı. Niye taşıyorsunuz o zaman? Olur, biriyle acil bir görüşmem lazım. O zaman çantamda duruyor. Lüksle aranızda bir mesafe var. Hiçbir zaman lüksü aramadım. Lüks denen şey
Mesela lüks arabadan bahsediyorlar. Lüks araba. Sağlam olursa yeterli. Ve sonra da diyorum ki istediği kadar lüks olsun. Araba yine dört tekerlek. Benimki de dört tekerlek. Ne farkı var? O zaman lüksü aramanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. İsrafa karşıyım. İnsanın kendini eşya ile avutması gibi mi algılıyorsunuz? Lükse meraklı adamı biraz da sathi düşünceli adam olarak görüyorum. İçi boş adam. Veya içini doldurmaya çalışan adam diyelim. Tamam, nerede oturuyorsunuz? Buraya çok yakın, Yahya Efendi dergahının hemen üstü. Küçük bir cami, yanında da bir mezarlık var. Mezarlığa yakın bir yerde oturmak ürkütmüyor mu? Hiçbir şekilde, aksine ben lisedeyken bir Fransız yazarın bir şeyini hatırlıyorum. Diyor ki, sık sık mezarlıkları ziyaret ediniz diyor. Yani bunu tavsiye ediyor. Senin kendinde şu olay iyice pekişiyor ki, bir gün öleceksin. Yani bu kaçınılmaz. Yani fanisin. Bir gün gideceksin. Bir gün gideceğine göre bunu hatırlayarak yaşamak, zamanın sayılı, kısıtlı olduğunu bilerek onu bilinçli bir şekilde kullanmak, zamanı kullanmak, zamanı mutluluk verici şekilde kullanmak huzur veriyor. Bir güzellik bu. O mezarlıktaki komşular da biliyorsun sessiz, yani onlardan fazla bir gürültü gelmiyor. 83 yıldan geriye doğru bakın. Hayatla yüz yüze kaldığınız zaman size ne söylüyor? Bitirmek istemediğim bir macera. Bitirmek istemiyorum. Fakat aynı zamanda bitmesi gerektiğinin de idrakindeyim. Zaten beni en çok huzurlu kılan da bu ne zaman biteceğinin bilinmeyişi. Bana huzur veriyor. Çünkü her an bitebilir. Ben de o her anı bir zenginlik, bir mutluluk kaynağı olarak görüyorum. Çünkü sonuncusu da olabilir bu an. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Gündem Özel önümüzdeki hafta anlama yolculuğuna devam edecek.